2018 yılı TYT'den çıktı öğrencilerim. Bir anda yeni nesil problemlerle karşı karşıya kalmanın şokunu yaşıyorlardı. Allah'tan sınavdaki sorular çok zor değildi. Çözenler hatırlarlar. Ve dediler ki evet hocam bir değişim var. 2019'a geldik. Evet o değişimin devamını gördük. Zor muydu? Hayır. Standart zorlukta güzel bir TYT sınavı gerçekleşti. O yıl hatta 671 kişi mesela TYT matematiği fullleyebildi. Aynı yıl Türkçeyi 88 öğrenci fulledi. Yani Türkçe ağırlığını 2018'de de hissettirdi. 2019'da da hissettirdi. Hatta birazdan geleceğim. Bütün yıllarda standart zorluğunu hissettirmeye devam ediyor. Bence bu zorluğu da devam ettirecek. Bence. Matematik tarafına geldiğimizde 2020'de ilginç bir şeyler oldu. Çünkü 2019'da çıkanlar gençler bu kadar kafanıza takmayın falan filan derken hani evet bir yandan da çünkü gördükleri yıla göre söylüyorlardı. Evet 2020'de bu tuttu. 2196 kişi TYT matematiği fulledi. Hatta bir sayı daha vereyim mi sana? Aynı yıl AYT matematiği yaklaşık 10 bin kişi fullledi 2020'de. İnanılır gibi değil bu. Ve böyle bir yıl bir daha yaşanmadı. Peki sonra 2020 yılında herkes bunu gördü ya Allah'ım dünkü çocuklar çıktılar dediler ki gençler istiyorsanız çözme sıranızda matematiği başa koyabilirsiniz. Matematiği ikinci sıraya koyup şöyle bir tur atabilirsiniz vesaire vesaire gibi. Hatta kaynak çözerken bile şu kadar az sayıda soru çözseniz bile size yeter. Hatta kaynağa bile gerek yok gibi 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 epey it dağılı şeyler söylediler. 2021 yılı ne oldu biliyor musunuz? TYT Matematiği Türkiye'de sadece 18 kişi fullete. Şimdi diyorsun ki hocam sen bu verileri nereden aldın? Şu an ekranda görüyorsundur. Bu verileri YÖK paylaştı. Ha sonraki yıllarda bu verileri paylaşmayı durdurdu. Önceki yılların verisinin biz şu an bir tablosunu oraya yerleştirdik. Aynı yıl peki Türkçe'de ne oldu dersin? 28 kişi fulledi yine. Bakın Türkçe yıllardır standart zorluğunu koruyor. Ve ilk binden, ilk yirmi binden, ilk yüzlerden elimizde bakın binlerce sınav sonucu var. Ekip arkadaşlarımla beraber bunları inceliyorum ben. Ve şu dikkatimi çekiyor uzun zamandır. Türkçe gerçekten bu standart zorluğu koruyor. Öyle bir koruyor ki yani bir öğrenci çözme sırasında Türkçeyi alır da ikinci sıraya Üçüncü belki hatta ki yapan yoktur ama yine de bir ihtimal düşük de olsa dördüncü sıraya falan koyuyorsa çok büyük bir hatayla karşı karşıya. Benim yıllardır deneyimlediğim sayısal, eşit ve sözel dijital tayfayla çok deneyimim olmadı bunu itiraf edeyim. Ama bu üç tayfamla ısrarla şunu söylüyorum. Türkçe birinci sıraya alınmalı. İstisnası var mı? Var. Peki nedir o istisna? Tabii ki de TYT matematiği ortalama rahatlıkla 30 artı hatta 35 artı yapan öğrenciler için bu bir istisna durumdur. Mesela senin TYT matematiğin o kadar iyi ki çözdüğün bütün bölüm denemelerinde 35 artısın. Girdiğin genel denemelerde bazen zorlarda 30'lara falan düşüyorsun ama TYT matematikte hem hızlısın hem de çok iyisin. Böyle bir durumun varsa bu TYT matematiği başa koyabilirsin. Bak bunu da Türkiye'de hadi %10'luk bir kesim yapsın. O da %10 bence iyimser bir sayı. Geçen sene mesela navigasyondaki öğrencilerimle görüşürken en az 20 tane derece öğrencisiyle çalışıyordum. 19 tane derece öğrencim Türkçeyi birinci sıraya koydu. Sadece bir tanesi. Hatta o da 1324. oldu geçen sene sayısalda. Hatta videosunu paylaşmıştık ana kanalda, shortslarda. Ve dedik ki hocam hayır ben matematiği başa koyacağım. Çünkü çocuğu matematiği gerçekten çok iyi. Hep 35 artı ve matematiğe aşık bir genç. O yüzden bu arkadaşı ben neden engelleyip Asla engellemedim. Bu kararı kendisi aldı ve hocam dedi ben bu şekilde ilerleyeceğim. Diğer öğrencilerimizin tamamı neredeyse Türkçeyi birinci sıraya koydular. Ben 13 yıllık sahadaki deneyimimle sana diyorum ki gel Türkçeyi birinci sıraya koyalım. Burada bir anlaşalım seninle. Buraya şöyle kocaman bir tik atalım mı? Tik attık bitti. Tamam Türkçe başta. Fakat Türkçe artık eskisi gibi hani bizi böyle motive edip de 40'ta 40 çözüyorum hocam 40'ta yani hemen bir başlayıp hepsini bitiyorum hocam dedirtmiyor. Özellikle bakın Türkçenin zorluğuna ikna olduktan sonra bir de son yıllarda öğrencilerdeki odaklanma oranı gitgide düştüğü için hiç öyle sağa sola bakma senden de bahsediyorum. Şu an hani bazen böyle Tam TT denemesine başlayacaksın. Hani zihnin içinde bazı şarkılar döner. Hani tam böyle başlayacaksın. Odaklandın ve aklına o müzik gelir. Mararla marlo, mararla mararla Böyle saçma sapan birçok şey. Yani müzik anlamında yoksa işini yapan insanlara asla bunu demem. Böyle şeyler gelirdi. Langıdı -langı langlanlar vardı bir ara. Böyle acayip acayip TYT buna bayılır. Bir AVM'ye girersin bir şarkı çalar. Bir anda Hop arkada bir müzik çalar. Niye? Çünkü daha az önce dinledim bunu. O yüzden Türkçe'de iki tane ihtimalimiz var. Birinci ihtimal Türkçe'yi ikiye bölmendir. Diğeri odaklanmana güveniyorsan Türkçe'yi tek çırpıda yapıp bitirmendir. Bu kararı sen vereceksin. Aylar önce burada short videoları paylaşmıştım. Bakın o shortslar çok kıymetli ve 2021 yılının videosu daha ana kanalda duruyor. O yıl beni öğrencilerim aradığında ve YouTube'daki yorumlarda en çok bana gri koça ne teşekkür vardı biliyor musunuz? Bakın vallahi bak teşekkür şuydu. Hocam iyi ki Türkçeden başlamayı önerdiniz bize ve iyi ki VGC dediniz taktiği önerdiniz bize. Oraya da geleceğim birazdan. Peki Türkçe'den başladım hocam. Ben bunu bak Mayıs ayı boyunca bütün denemelerinde dene. Yani tek seferde Türkçeyi yapıp çıkabiliyorsan o zaman ikiye bölmekle çok uğraşma. Ama hiç ikiye bölmediysen bugüne kadar. Yani hocam birden 20'ye kadar gelip orada dur. İkinci yirmiyi bir sonraki aşamaya bırak. Bunu bir dene. Bak bazı öğrencilerim bunu denediğinde hiç olmadık artışlar çıkıyor karşımıza. Bazı öğrencilerim hayır diyor hocam bunu ben pek sevmedim. O yüzden burada bir baskı yok. Ama bunun kararını ver denemeden de herhangi bir şey ikna olma. Peki hocam Türkçe başladı. Sınavdayım. Daha bunun öncesi falan var. Bunu ilerleyen dönemlerde farklı videolarla paylaşabilirim istersen. Bunu beğen butonuyla aşağıdaki yorumlarda belirt lütfen. İstiyorsan böyle bir devamlı kısma. Peki hocam ben Türkçedeyim ve 20 soruya kadar geldim ya da 40'ını bitirdim. Bak bire Türkçeyi koyduk mu koyduk. Türkçe maksimum kaç dakika sürecek? Bunun cevabını vermek zorundasın. Hocam bir bakalım be hani sınavda hani kolay olursa öyle bir aslında ihtimal pek yok biliyor musun? Yani Türkçenin standart zorluğu pek değişmiyor. Sen kolay olursan sen zor olursan diye bir ihtimalimiz var bizim. Ama bu da süreyi bu kadar değiştirmemeli. Şu an TT'de diyelim ki 78 net ortalaman var ya da 55 net ya da 105 yapıyorsun şu anda. Senin artık Türkçe'ye verdiğin standart bir süren olmalı. Yani demelisin ki hocam ben maksimum mesela 45 dakika veririm Türkçe'me. Örnek 50 dakika veririm. Hocam ben ilk bin oynuyorum ben maksimum 35 dakika daha da fazlasını vermem. Dediğin bir üst limitin olmalı. Hatta daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Bunu maalesef Türkiye'de hiç kimse yapmıyor. Mesela dışarıda bir denemeye giriyorsun. Saat kaçta deneme? Diyelim ki 14.30'da. Giriyor öğrencim. İşte karşısında bir saat var. Duvarsa belki kol saatinden bakıyor. Şimdi o kafa karışıyor iyice. Türkçe 35 dakika verdi ama 14.30'dan sonra bir 35 dakika sayacak da şu an 15.05 mi? 15.10 geçip cık, bak burada kafa karışıyor. Ben sana ne öneririm biliyor musun? Özellikle evde çözüm denemeler ya da dışarıda saatini 10-15 e ayarla. Kol saatini 10 15 e ayarlayacaksın. Bu kadar basit. Evdeki duvar saatini çevir. 10 e ayarla. 10-15'te başlasın Türkçen. Beyin o göz kontağını çok iyi koruyacaktır ve seni rahatlatacaktır. 10-15'e başlayan Türkçe o zaman kaçta bitmek zorunda? Ha, şimdi bunu odaklan işte. 11'de mesela senin Türkçen bitmek zorunda. Yani sen 45 dakika verdin maksimum ve 11'de çıkıyorsun. İşte bu. Vallahi var ya bu sınavın bütün gidişatını değiştirebilecek bir hamle. Tek sefer mi? Yarıya bölme birazdan geleceğim. İşte büyük bir hatadan bahsedeyim mi burada? VGC dediğim bir taktik var. Bu taktik şu demek. Bakın ben yıllardır mezun tayfamla ilk yaptığım görüşmelerde onlara şunu sorarım. Ne oldu da TYT'de mezuna kalacak olayı yaşadınız? Bazıları stresler, bazıları gerginlikler falan ama ben bunu sayısal tarafında hep merak ederim. Hocam ya Türkçemiz hiç olmadığı kadar uzun sürdü. Bunu çok fazla diyorum. O odak dağılınca, Türkçe uzayınca, sosyalde de uzadı, fende de moralimiz bozuldu derken matematiğe bir geldik hocam. Mesela matematiğin son 5 sorusunu doğru düzgün göremedik. Hem de bunu yaşayanlar ilk 20 bin öğrenciler arkadaşlar. Hiç öyle şey demeyin yani ya ben bunu yaşamam o kadar da değil falan demeyin ne olur. Bu yaşanıyor. Peki hocam Türkçe alakalı kararı verdim. 10-15'te başlıyorum. 11'de çıkacağım dedin. Çok güzel. Bu bitti. Geçtim ikinci sıraya. İkinci sıraya matematik koymayı düşünenler var. Onlara tek bir sorun var. Matematik ikinci sıraya aldığınızda. Bakın bu inanılmaz önemli bir soru. Matematikten korkularınız var ve 2021 gibi zor olan bir TYT matematik karşınıza çıkarsa kendi duygularınızı yönetebilir misiniz? Bunun cevabına kocaman bir evet demek zorundasınız. Stres yönetiminiz, duygu yönetiminiz eğer sağlam değilse bu konuda kendinize güvenmiyorsanız ben matematiği ikinci sıraya koymanızı önermem. Az önceki istisnaya dönüyorum. Ne zaman ki matematiğimi zaten hocam 35 artılarda ve rahatım binlere doğru giden bir öğrenciyim ben bu kadar iyiyim diyen bir öğrenci bu matematiği ikinci sıraya koyabilir mi? Tabii ki de koyabilir. Hiçbir mahsuru yok. Ama yine de o duygularla alakalı kısımda kendine bir tik atmalı. Burada anlaştık mı? Girdi peki o zaman ikinci sırada hangi derse? Ya sosyale ya fene. İkisi arasında bir fark görmüyorum ben. Bir sayısalcı öğrencimse ikiye tabii ki feni koymasını tavsiye ederim. Çünkü niye? Asıl alanı orası ve iyi olmalı. Zaten TET feni o güne kadar 14 nete kadar taşımışsa, 17 nete kadar taşımışsa bu öğrenci rahatlıkla çöze çöze ilerleyecektir. Ama fen tarafında büyük açıkları da olsa ikinci sıra yine koy ki eğer zor bir fen hissedersen yine dönecek vaktin olsun ikinci sıraya feni koy. Fen ve sosyali arka arkaya almanı öneriyorum. Hatta fen ve sosyali tek bir ders gibi görüp hani 20 20 ikinci 40 aslında. Birinci 40 nerede? Türkçedeydi. Başladık Türkçeye. Türkçe, Türkçe ikiye bölmediysen başladın geldin. Geldin bu tarafa. Sosyal artı feni koy ya da fen artı sosyali koydum. Bak 20 20 40 soru buraya da bir zaman dilimi vermeni istiyorum. Türkçe 45 dakika mı vermiştim? Bak yine söylüyorum. Bunlar hep değişken ha. 45 dakika verin demiyorum. Bak bunun altını çiziyorum. Aman ha. Yanlış anlaşılmaz. Bu herkese göre değişkendir. 30 dakikada bitiren öğrencim de var benim hızlı okuma alıp. 45 dakikada bitiren de var. 50 dakikada bitiren de var. Ve hepsi de güzel netler yapabiliyorlar. Aman dikkat. Geldim. Sosyal ve fen. Kaç dakika? Mesela eğer bir ilk 20 bin adayıysan yerinde olsam 30 dakikadan fazla zaman vermem buraya. Kendini buna zorla lütfen. Fen artı sosyal 40 soru hocam 30 dakika mı? Evet. Lütfen zorla burada. Yani saat 11.30 olduğunda Türkçen, sosyalin ve fenin bitmiş olmalı. Buradaki sıra hocam ben Türkçe 2'ye yi böldüysem yine aynı şey geçerli mi? Evet. Türkçe 2'ye böldüysen ilk girmeyi bitirmişsin sen. Ardından git mesela fen çöz ikinci 20 tarafın aslında senin fenin olacak. Sonra yeniden Türkçe'ye gel. Bak bunu dene. Türkçeni çöz. Sonra sosyaline git. Derken aslında 4 tane 20'lik çözüyorsun. Ve karşına toplamda 80 soruyu saat 11.30'a kadar bitirmiş oluyorsun. Ve bu mükemmel bir ilerleyiş. Ama yine de iyi ilerledim değil bu. Gerçekten çok iyi bir ilerleyiş. Tamam Buraya kadar geldin. 11.30'da bırak orayı. Orada durur. Niye? Çünkü artık süren bitti. İşte çok önemli bir yere geldim şimdi. Ama hocam ya beş sorum kaldıysa, ya Türkçeden iki soru, sosyalden iki soru, fenden de dört soru kaldı. Bir baktım hocam sekiz tane sorum, normalde hiç bu kadar boşum yoktu ve bu kadar kaldı. Mesela ne yapacağım? 11.30'u esnetebilirim değil mi hocam? Orada bir dur işte. Yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Özellikle sayısalda ilk 50 bin oynayan, ilk 20 bin oynayan tayfam çok iyi dinlesin. Eştarkta ilk 100 oynayan tayfam, 50 bine, 20 bine oynayan tayfam çok iyi dinlesin. Sözelde ilk 5 oynayan tayfam, hatta dilde bile ilk 5 bin oynayan tayfam çok iyi dinlesin. Çünkü eğer 11.30'u aşarsanız, diyelim saat 11.40 oldu, 11.45 oldu ve akıp gidiyor. Peki nereden çalıyorsunuz bu süreyi siz? Geçmiş olsun. Matematikten çalıyorsunuz. İşte burada devreye VGÇ taktiği giriyor. Vakti gelince çık taktiği. O yüzden diyorum yıllardır bana en çok gelen teşekkür budur. Bu bir hani hissetme meselesi falan değildir Tayfan. Bu bir taktiktir. Vakti gelince çıkacağım. Beş boşum var. Varsa var kardeşim. Şu matematiğimi bir yapıp geri geleceğim. Çünkü matematikten on sağlam netin varsa, 35 sağlam netin varsa sen niye bunu arkada sıkıştırıyorsun? Niye arkada heba etmeye gayret ediyorsun? Sakın. Sonrasında biz zaten döneceğiz. Geldi şimdi dördüncü sıraya. Ne geldi karşımıza? Matematik. Saat kaç? 11.30. Harikasın. Orada bir yudum su iç istiyorsan. Bir şeyler yap. Böyle bir göz egzersizi falan yap. Biraz odaklanma alakalı çok girmiyorum. Kafanı karıştırmayın. Belki onda başka bir duda gireriz ama şuraya kadar geldi. Sırada ne var? Matematik. Saat 11.30. Toplam süremizde geriye kalan süre gayet iyi bir süre. Soru bir. Matematikten bütün süreyi kullansan yani desen ki hocam ben toplamda yani 11.30, 12, 12.30'a kadar bitirebilirim. Bir saatte bitirebilir misin? Bitirebiliyorsan kendini 12.30'da sınırla. Eğer bitiremiyorsan maksimum verebileceğin süreyi söylüyorum sana 12.45'e kadar kendine zaman ver. İyi bir süredir bu arada 12.45'e kadar. Yani o kadar da lütfen esnetme bu süreci daha da fazla. Yani 11.30'da başlayayım hocam sınav bitene kadar saat 13'e kadar deme bence. O kadar da olma. Çünkü burada bir ihtimal var ve iddialı olduğum bir ihtimal. Saat 12.45 oldu ya ve matematik çok kolay. Aynı 2020'deki gibi Allah kesin çok iyi gelecek dedim ve dibine kadar kullan süreyi 12.45'e kadar geldin. Zaten yetiştirirsin bunu. Ama bakın tayfam biz böyle dünkü çocuklar gibi sadece sınav sürecinde böyle bir yılla falan yorumlamayız. 13 yıllık bir datayla YGS, LS yıllarından bile bu Türkçenin içindeyiz biz. Bu matematik içindeyiz. Yani şuraya bağlayacağım olayı. Sen tutar da ya kesin zaten böyle gelir matematik der de plan da buna göre yaparsam oyuncunun biri kırmızı kart gördüğünde afalar kalırsın. Kaleci sakatlandığında afalar kalırsın. Ben şimdi kaleci, kaleye kim alacağım? Yine kaleci de yok bende deyip bir anda oyuncu kaleye geçirmek zorunda kalırsın. O yüzden burada şuraya bağlamak zorundayım olayı. 12.45'te bitti ya dur orada. Matematik diyelim ki 2020 gibi çok zor geldi ve 5 boşun var. Allah, hiç normalde bu kadar boş bırakmıyordun. Diyelim. 5 boş matematikten var ya da 10 boş matematikten var. Türkçe, sosyal fenden de bir 5 ya da 10 boşun var. Bak, sayıları böyle farazi konuşuyorum. Şimdi soru. Sınava son 15 dakika kaldı. Opti zaten işaretledin, işaretlemek zorundasın. Son 15 dakika. İşte altın soru geliyor. Hangi boşlara zaman ayıracaksın? Bunun kararı sende. İşte o bende değil. Seni çünkü bireyselde tanımıyorum. Türkçe sosyal fenindeki sorulara döndüğünde hocam asa dönersem o boşlarımı daha rahat yapabilirim ve hızlıyım yeterince diyorsan ki genelde böyle çıkıyor sonuç. O boşlara dönmeni ardından matematik boşluğuna dönmeni tavsiye ederim. Bu bir taktik savaşı. Yani 10 kişi kalan takımın forvete mi ağırlık verecek defansa mı işte burada karar sende? Çünkü hangi soruyu boş bıraktı sen daha iyi biliyorsun. Ben bilmem ki problemlerle mi boş bıraktın TYT Matematik'te yoksa gidip sadece geometriden 5 soru kaldı. Geometrik gerçekten iyiydi de şu an üzülüyor musun? Bunun cevabı sende işte bende değil. O yüzden bu son karardaki 15 dakikalık son kısmı bir kurtarıcı zaman olarak kullanıp mümkünse Türkçe sosyal fen üçlüsünü önce boşlarına ardından matematik boşlarına gelip süreci kapatmalısın. Eğer sınav sandığımız zaman çok kolay gelirdi. 11.45 pardon 12.45 geldi bütün sınavın çok iyi bitmiş ve 15 dakika hocam hakikaten hiç bakacak sorum kalma dediğinde sakın şu hatayı da yapma bence. Hocam gideyim de şu Türkçe sorularını bir daha okuyayım ben baştan. Bence orada bir dur. Bütün matematiği baştan bir daha çözebilirsin böyle bir süren varsa. Bütün feni, bütün sosyal de çözebilirsin ama bütün Türkçeyi bir kere daha baştan böyle hani bir kez daha en azından 3 beş soru bir daha bakayım. Genelde kafalar allak bullak olur. Yine söylüyorum. Bu işin içinde bir istisnamız vardır. TYT'si ortalama 110 neti aşan tayfa. Ben artık onlara bordo bereli diyorum. Bordo bereli tayfadansa bu değişimleri, bu gitgelleri iki oradan çözeyim, beş oradan çözeyim, üç oradan çözeyim, on oradan çözeyim hepsini yapabilir. İlk binin içindeki tayfadan bahsediyorum. Bunun dışındaki milyonlarca öğrenciden bahsetmiyorum. Tamam mı Tayfam? Anlaştık mı? O yüzden size mesela 700. bir arkadaşınız var. ilk 700'e girmiş. İlk 300'de bir arkadaşınız var. Derse ki ben böyle yaptım. 3 oradan çözdüm. 5 oradan, 6 oradan. Oradan oraya zıpladım. Moralim bozulunca geri geldim falan dediğinde sen yaparsın tabii ki. Sen profesyonel futbolcusun. Halı sahaya maç yapmaya gelmişsin. Kusura bakma da sen yap zaten. Benim bütün ömrüm halı sahada ve ben sene kadar iyi değilim şu anda. Anlaştık mı Tayfam? İnşallah anlaşmışızdır. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle toparlan ve kafanı karıştırdığım ne varsa yorumlar kısmına yazmaktan da hiç çekinme. Seviliyorsun. Kendine çok iyi bak. Ve hani şu mararla morlo, morarla morlo falan gibi zihnimize dönen şu akımlar, şu müzikler, şu şarkılar dönmemesi için odaklanma mevzusuna biraz giriş yap. İlerleyen haftalarda çok da istersen odaklanma ile alakalı güzel bir video da senin için paylaşırım. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere Tayfun. Güle, güle. Of ne video ama ya. Vallahi var ya yani burayı da yayınla. İddialıyım kardeşim yayınla burayı da.